Milyonlarca asgari ücretlimiz var. Asgari ücret yılbaşında 1300 liraya çıktı. Asgari ücreti kardeşim kendisine şu soruyu soracak. Ben 1300 lirayı kimin sayesinde aldım? 1300 lirayı kim ilk kez dile getirdi? Belki bazıları diyebilir ki efendim hükümet verdi, AKP verdi. Şu soruyu kendine soracaksın asgari ücretli kardeşim. 13 yıldır sen onların aklında bile yoktun. 13 yıldır. Seni hiç hatırlamadılar bile. Sen nasıl geçiniyorsun onu bile sormadılar. 900 lira net asgari ücreti de benden öğrendiler bu iktidar sahipleri. Bu Ankara'daki beylerin çocukları senin gibi yaşamıyorlar. Sen de oturup sorgulayacaksın. Beni kim düşündü? Kim benim haklarımı savundu? Kim benim aldığım ücretin yetersiz olduğunu bütün miting meydanlarında dile getirdi? Soruyu vicdanına sorarsan eminim ki vicdanın sana şu cevabı verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu cevabı verecek. 1300 lira yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Biz yeterli olmadığı için 1500 lira demiştik. Bunlar 1300 lira dediler. Ama iki kazık attılar sana. Bunlardan birincisinin sen hiç belki farkında bile olmayacaksın. Senin aylığından işsizlik sigortası fonuna para kesilir. Propagandanın bir kısmını senin o ödediğin işsizlik sigortası fonu aracılığıyla yaptılar. Yani senin paranla sana propaganda yaptılar. Peki bunun üzerinde düşünmesi gereken, buna itiraz etmesi gereken kim? Sendikalar. Senin aktarını savunmak yerine senden aldıkları paralarla Kamboçya'ya gezmeye gidiyorlar. Senin hakkını savunan yok. Senin hakkını emekten yana olan, alın terinden yana olan biz savunuyoruz, biz. Bunu unutma işçi kardeşim. Bunu sakın unutma. İkincisi ise daha sen asgari ücreti almadan mutfağında çıkan yangına bak. Zam yaparak bir ülke yönetilmez. Şu soruyu da kendine soracaksın. Zam yaparak yönetilen dünyada bir ülke var mıdır? Eğer yoksa neden bunlar zam yapıyorlar? İğneden ipliğe, elektrikten alın, her şeye zam yaptılar. Daha 1300 liranın cebini görmediği bir süre içinde mutfağında yangın çıkardılar. Bunu sen daha iyi önümüzdeki günlerde göreceksin. Belki şunu diyeceksin. Keşke bu zammı yapmasalardı, mutfağımda da bu kadar yangın olmasaydı. Enflasyon %7-8-9, zam %40. Zam %40. Nasıl geçineceksin sen? Bu soruyu da sen kendine soracaksın. Benim hakkımı kim savunuyor? Sandığa gidip oy kullanırken de vicdanınla oy kullanacaksın. Helal olsun diyeceksin. Ben beni savunan siyasi partiye oy verdim diyeceksin. Ve yeri geldiğinde de gelip bizden hesap soracaksın. Ben sana oy verdim, niye gereğini yapmıyorsun diye. Senin hesap sorman benim başımın üstüne. Yeter ki sen hesap sormayı dene. Hesap sorarsan zaten kirli siyaseti kesinlikle bitirir Türkiye'den.